Havaların soğumasıyla birlikte pek çok kişi su içmek için susamayı bekliyor. Bununla da kalmayıp soğuk havalarda içim ısınsın diyerek çay ve kahve tüketimini artırıyor. Üstelik çay ve kahvenin suyun yerini tutabildiğini düşünüyor. Tüm bu yanlışlıklar nedeniyle özellikle kış aylarında vücudun yaşamsal fonksiyonları için kritik öneme sahip olan su tüketimi azalıyor oluşan su kaybıyla böbreklerden kalbe birçok organ zarar görebiliyor. O yüzden gün içerisinde tüketilen kahve ve çay gibi kafein içeren içecekler idrar söktürücü etkiye sahip olduklarından aşırı tüketimleri vücutta sıvı kaybına neden olmaktadır. Bu içecekleri sınırlı tüketmeli, çay ve kahvenin hemen ardından da mutlaka bir bardak su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Bunun yanında suyun az içilmesi kadar fazla tüketilmesi de zararlıdır. Acıbadem Ateşehir Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Ayşe Sena Burcu, kışın çay, kahve ve su tüketimine yönelik şu önemli uyarılarda bulundu. Vücuttaki yaşamsal fonksiyonların devamlılığı için her gün yeterli miktarda su tüketimi büyük önem taşıyor. Yaz ayları kadar fazla olmasa da kışında terleme, idrar, fiziksel aktivite, Proteinli ve tuzlu yiyeceklerin fazla tüketilmesi, hatta nefes almayla dahi vücutta su kaybı oluşuyor. Kış aylarında sık rastlanan ateşli hastalıklarda solunum yoluyla, ishalde ise bağırsak yoluyla su kaybı ortaya çıkabiliyor. Vücuttaki suyun dengesinin yaşamsal önemi vardır. Günlük yaşam alışkanlıkları arasına mutlaka yeterli miktarda su tüketimi eklenmelidir. Kim ne kadar su tüketmeli işte formülü. Yetişkin bir insan vücudunun ortalama %60'ı sudan oluşuyor. Yetersiz su tüketimi sonucu baş ağrısı, halsizlik, bilinç bulanıklığı gibi durumlar görülmesi kaçılmaz olabiliyor. Yeterli su tüketimi kalp sağlığı için de kritik bir öneme sahiptir. Su kaybının fazla olması durumunda kan hacmi azalır, dolaşım yeterli olamaz, Besin ögelerinin doku ve organlara ulaştırılmasında doğacak sorunlar bu organların işlevine yansır. İleri seviyede su kaybı meydana gelmesi ise inmeye kadar giden ciddi sorunlara neden olabilir. Ve su tüketimi ihtiyacı kişiden kişiye değişir. Günlük zorunlu ihtiyaç duyulan su tüketimi vücut ağırlığınızı kilogram olarak 30 ml ile çarparak basitçe hesaplayabilirsiniz. İdrar renginin koyulaşması günlük su ihtiyacınızı karşılamadığınızın pratik bir göstergesidir. Suyun vücuda faydaları nelerdir? Suyun vücudumuz için sayısız faydası olduğunu vurgulayan beslenme ve diyet uzmanı Ayşe Sena Burcu bu faydaları şöyle özetliyor. Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması, besinlerin sindirimi, emilimi ve hücrelere taşınması, kan dolaşımının sağlanması, hücrelerin, Doku ve organların sağlıklı çalışması, hücrelere oksijen taşınması, cildin sağlıklı ve esnek görünmesi, metabolizmanın desteklenmesi, vücut ısısının düzenlenmesi gibi pek çok faydası olan su, vücudumuz için yeri doldurulamaz bir öneme sahiptir. Bu nedenle günlük yaşantımıza mutlaka suyu dahil etmeli ve su içmek için kesinlikle susamayı beklememeliyiz. Buna karşın su tüketiminin ezbere olmamasını, az su içmek kadar fazla su tüketmenin de çeşitli sorunlara yol açabildiğini belirten Ayşe Sena Burcu şunları söyledi. Ezbere su tüketimi böbrek, kalp ve solunum yetmezliği olan hastalarda riskli olabilir. Bu hastalarda tüketilen suyun idrarla atımında problem olabilir. İdrarla atılamayan su vücutta birikebilir. Bu durum nefes darlığı ve ödeme neden olabilir. Bu hastaların günlük tüketim miktarları hekimler tarafından belirlenmeli, düzenli takip yapılmalıdır. Sadece bazı hastalık durumlarında değil, normal ihtiyacının üzerinde su tüketimi olan bireylerde de fazla su tüketimi sağlık için zarar oluşturabilir. İhtiyacın üzerinde su tüketimi vücutta sodyum, potasyum ve diğer minerallerin dengesinin bozulmasına bağlı olarak vücudun işlevsel faaliyetlerinin bozulmasına, böbreklerin aşırı çalışmasına, böbreğin idrarı konsantre etme yeteneğinin bozulmasına neden olabilir. Çay ve kahveyi abartmayın. Ardından mutlaka bir bardak su için. Özellikle soğuk kış günlerinde içim ısınsın diyerek çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçılabildiğini belirten beslenme ve diyet uzmanı Ayşe Sena Burcu, bu tür kafein içeren içeceklerin diüretik olması sebebiyle vücutta su kaybına yol açtığı uyarısında bulunarak şunları kaydetti. Çay ve kahve tüketiminde aşırıya kaçmamaya, çay ve kahve içtikten hemen sonra her seferinde mutlaka bir bardak su içmeye özen gösterilmelidir. Su içmekte zorlananların suyun içerisine ekleyecekleri limon, salatalık, elma dilimleri, tarçın kabuğu, armut dilimleri, nane limon, zencefil gibi meyve ve sebze dilimleriyle su tüketimlerini kolaylaştırabilirler. Böylece hem vitamin, mineral alımına katkı sağlayabilirler hem de su içimi daha keyifli hale getirebilirler.